Rasyonel ve ondalıklı sayılardan test soruları çözüyoruz şimdi. Birinci sorumuz. A artı 8 bölü 12 ifadesinin basit kesir belirtmesi için A yerine kaç tane doğal sayı gelir? Basit kesir olmak neydi? A artı 1 ile eksi 1 arasında. Yani ben şunu çözüyorum. Eksi 1 ile A artı 1 arasında. Her tarafı 12 ile çarpıyorum. Her tarafı 12 ile çarptım. Her taraftan 8 çıkarıyorum. Buradan 8 çıkardım. Buradan 8 çıkardım. Buradan da 8 çıkardım. Dolayısıyla A 4'ten küçük olacak. 4'ten küçük olan doğal sayılar kimdir? 3, 2, 1 ve 0. Kaç tane demişti? 4 taneymiş bunlar. Cevap C seçeneği olmalı yani. İkinci soru 3 bölü 4 kesrine denk olan bir kesrin. Hemen burada duruyorum. 3 bölü 4'e denk olan bir kesir 3x bölü 4x şeklinde yazılabilir. 3y bölü 4y şeklinde de yazılabilirdi. 3x bölü 4x şeklinde seçtik biz. Payından 2 çıkarılır. Payından yukarıdan 2 çıkarılır. Paydasına 2 eklenirse, paydasına 2 eklenirse, büyütüyorum kesir çizgimi. 1 bölü 2 oluyormuş değeri. İşte soruyu daha okurken çözdük. Bu kesrin pay ve paydasının toplamı kaçtır? Tabii ki pay ve paydası yani 3x ile 4x'in toplamı olan 7x kaçtır? Bunu arıyoruz. Olay anlaşılmıştır umarım. Hemen buradan içler dışlar çarpımı yapıyorum. 2 ile bunları çarpıyorum. 6x eksi 4 oluyor. 1 ile bunları çarpıyorum. 4x artı 2 oluyor. 4x'i buradan çıkarıyorum. 2x eşittir. 4 karşıya gitti 6. X yerine 3 yazabilirmişim. X yerine 3 yazabilirmişim. 7 kere 3. 21 olabiliyormuş bu cevap. C seçeneği oluyor. Üçüncü soru. Bu verilen x'in eşitiyle şuradaki sorulan ifadeyi ben öyle bir kurgulayacağım ki buradan x'in üzerinden eşitini bulacağız. Ne demek istiyoruz biz şimdi? Sorulan ifadeye biz a desek, bu ikisini taraf tarafa toplayarak, çıkararak veya değişik bazı dört işlemler yapılarak birbiri üzerinden paydaki ifadeleri benzeterek cevap şıklarını yakalamam lazım. Nasıl oluyordu, ne oluyordu, nasıl oluyor? Bir kere tam sayılar var burada x'lerden sonra. Ben bir tam sayı haline getirmem lazım. Bunları toplasaydım, şurası 1 yapardı 3 bölü 4 ile 1 bölü 4'ü topladım. Burası da 1 yapardı, 7 bölü 7 yapar bu ikisini toplarsam. Bunu da toplarsam burası da 9 bölü 9. Yani orası da 1 yapar. Demek ki ben x ile a'yı toplasaydım, şu ikisinden 1 geldiğini söyledim. Toplandığında 4 bölü 7 ile 3 bölü 7 ile topladım 1 geldi. 7 bölü 9 ile 2 bölü 9 topladım 1 geldi. Yani x artı a 3 oldu. A sayısını arıyordum. 3 eksi x oldu. 3 eksi x nerede var cevap? D seçeneği. Bu tür sorularda bazen taraf tarafa çıkarma işlemi yapmak gerekebilir. Bazen şu x'in 2 katı, ne bileyim 3 katı, eksi 4 katı gibi böyle artık uygun olan neyse o soruya bakılacak. Burada hayali konuşuyoruz. Ona göre işleme devam edilmiş olacak. Dördüncü sorumuz yukarıda verilen birinci şekil 8, ikinci şekil 5, birincisi 8, ikincisi 5, üçüncüsü 4 eşit parçaya ayrılmış. Buna göre bu üç şekildeki taralı bölgelerin ifade ettiği kesirleri gösterelim denmiş. Gayet kolay. Kaç tane taralı bölge var gözüküyor? 1, 2, 3. 8'de 3. Yani 3 bölü 8'dir bunun karşılığı. Burası 5'ti, 5'te 2. Yani 2 bölü 5'tir bunun kesir değeri. 4'te 2 tanesi var. 2 bölü 4 yani 1 bölü 2. O zaman 3 bölü 8 ile başlayacağız. 3 bölü 8, 2 bölü 5, 1 bölü 2. Nerede var cevap? D seçeneği olacak. Gayet kolay. Beşinci soruyla devam ediyoruz. Bu eşitlik sıfır olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur? Rasyonel bir ifadenin sıfır olabilmesi için payının yani üst tarafın sıfır olması gerekiyor. Alt tarafın yani paydanın sıfır olmaması gerekiyor. Yani y eksi 1 sıfır değil. Buradan da biz y 1 olamaz. Y 1 olamaz diye bir sonuç buluruz. Aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur diyor. Y eşittir 1 olamaz. Şurada var. Altıncı sorumuzda devam ediyoruz. A çarpı B'yi bulacağız. Bu çarpımı yapmadan önce A'nın ve B'nin şu parantez işlerindeki işlemleri yaparsak. Hemen bunu yapabiliriz. 1'den 1 bölü 4'ü çıkaracağım. 3 bölü 4 çarpı 1'den 1 bölü 6'yı çıkaracağım. 5 bölü 6, 7 bölü 8 böyle gidiyor. 21 bölü 22. Ben bunu düzgünce yazmaya çalışayım. A'yı 3 bölü 4, 5 bölü 6, 7 bölü 8 devam edeceğiz. 21 bölü 22 diye yazdım. Hemen altına B'yi yazayım.
Toplayalım. 1 ile 1 bölü 3'ü topladık. 4 bölü 3. Burayı da topladık. 6 bölü 5. Şurası 8 bölü 7. Şurası 22 bölü 21 oluyor. Onu da buraya yazalım biz şimdi. 4 bölü 3, 6 bölü 5, 8 bölü 7 vesaire gidiyorum. 22 bölü 21. Bu ikisini çarpmamı istemişti benden. Çarparsam cevabın 1 çıktığını görüyorum. Nereden görüyorum? 3 bölü 4 ile 4 bölü 3'ü çarpsam 1. Şu gidiyor, şu gidiyor. Çarpmada etkisiz eleman 1. 5 bölü 6 ile 6 bölü 5'i çarptım. 7 bölü 8 ile 8 bölü 7'yi çarptım, 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 çarptım. Bununla da bunu çarptım 1. Bütün burada kaç tane 1 varsa var, hepsinin çarpımı 1 oluyor. AB çarpımı cevap A seçeneği olacak şekilde bulunmuş oluyor. Geldik 7. soruya. Yine güzel bir soru. Yine LYS ve YGS dediğimiz 1. 2. basamak denilen sınavlarda sorulabilecek tipte bir soru aslında. İfadesini tanımsız yapan x değerlerinin toplamı kaçtır? Tanımsızlık paydanın 0 olmasıyla mümkündü. Payda eşittir 0 ise tanımsızlık vardı. Şurada bir kesir var. Onun paydası burada x eksi 3'tür. O zaman x eksi 3'ün 0 olduğu yer bizim için tanımsızlıktır. X eşittir 3 bizim için sıkıntılı bir değer. Bu bir. İkincisi başka burada nasıl kesirler var? Şöyle bir kesir var. Şu da bir kesir. 1 bölü falanca. Bu falanca da şurası. Burası da 0 olursa tanımsızlık var. Şurası da 0 olursa. Yani 1 eşittir 2 bölü x eksi 3 olunca. Yani x eksi 3 2 olunca. X eşittir 5 olunca sıkıntı var. Demek ki 5 de olamaz. Şöyle olacaktı bu. Yani bizim x eşittir 3 ve x eşittir 5'te sıkıntılı iki tane tanımsız durumumuz var. Başka da bir kesir burada yok artık. Başka da bir kesir irdeleyemiyoruz. 3 ve 5 topla gel dedi. Cevap B seçeneği 8 olacak. Geldik sonsuza giden bir rasyonel sayı hesabına. Bunu konuyu anlatırken değinmediğimiz bir soru tipi olarak görebiliyoruz şimdi. Bu tür sorularda bu sonsuza giden ifadenin ismi A olsun. Sonsuzda mesela ben şunu kapatsam, şurası da sonsuza gidiyor. Bunu kapatsam burası da sonsuza gidiyor. Bu her bir yuvarlak, bu her bir balon A'dır aslında. Yani ne demek istiyorum? Ben buna eşittir A dediysem, buna eşittir A dediysem, şuradaki şunu ve şunu kapatsam, şunu kapatsam şurasını da A olarak ifade edebiliyorum. Yani ben bu soruyu 3 artı A bölü 2 eşittir A şeklinde alabiliyorum. Demek istediğimiz bu. Bir tanesini ayırdık. 3 artı falan bölü 2, 3 artı falan bölü 2, 3 artı falan bölü 2 derken bu 3 artı bölü 2'leri bırakıyorum. Geri kalan şuraya A diyebiliyorum. İşte buraya geliyor sorumuz. Sorumuz buraya geliyor. Her tarafı 2 ile çarpıyorum. Bunu 2 ile çarptım. Bunu da 2 ile çarptım. Bunu da 2 ile çarptım. Yani 6 eşittir A oldu. A değerimiz 6 olabiliyormuş. Cevap E seçeneği olmalı. Bu sorular böyle çözülmeli. Eşittir X eşittir A deyip sonsuza giden kısma da aynı ifadeyi yapıştırmamız gerekiyor. 9. soruya geldik şimdi. 0 tam 345 devirli ondalık sayısının 1x tam sayısı ile çarpımı tam sayı. İlk önce ben bu sayının bir eşitini bulmaya çalışayım. Yani 0 tam 345, 45 devrediyor. Nasıl oluyordu? Sayının tamamı 345, eksi devretmeyen 3. 2 tane devreden var, 2 tane 9 yazıyorum. Bir tane de devretmeyen var, bir tane de 0 yazıyorum. 342 bölü 990. Şimdi bu her ikisi de 9'a bölünüyor. 342 de 9'a bölünüyor, 990 da. Ben şunu 9'a bölsem 110. 342'yi 9'a bölelim şurada. 342'yi 9'a bölelim. 3 kere 9, 27. Şuradan 72, 8, 38 yani. 38. 38 ile 110 da 19 bölü 55 olur. Yani söz konusu ilgilendiğim sayı 19 bölü 55. Bu 19 bölü 55'i bir x sayısıyla çarptığımda bir A gibi tam sayı çıkacaksa, bir A gibi tam sayı çıkacaksa, şu 55'lerin sadeleşip 19 gibi bir şey çıkması lazım. Yani x 55 veya 55'in katları olan bir sayı olmalı. Hangisi olabilir? Cevap E seçeneği. Aslında bu da olabilir 55'in katı. 55'in katı burada hepsi olabilir. Kim varsa tabii 55'in katı. Cevap E seçeneği olmalı. 10. soruyla devam ediyoruz. Şekildeki sayı doğrusunda 2 ile 3 arası eşit aralıklarla 2 nokta, 3 ile 4 arasına da eşit aralıklarla 3 nokta yerleştirildiğinde aşağıdaki sayılardan hangisi bu noktalardan herhangi birine karşılık gelmez? Güzel, değişik bir soru. Yani ben buradaki 1 birimi 3'e bölmüşüm. Şurasını 1 bölü 3, bir tane daha 1 bölü 3, bir tane daha 1 bölü 3. Mesela burayı da, şurayı da 4'e bölmüşüm. 1 bölü 4 parça, 1 bölü 4, 1 bölü 4, 1 bölü 4 diye devam etmişim. Burada bunu gördükten sonra şöyle yapabiliriz. Biz cevap şıklarıyla uğraşmayalım şimdi. 2'ye 1 bölü 3 koysam şurası 2 tam 1 bölü 3 olur.
2'ye bir tane 1 bölü 3, bir tane daha 1 bölü 3, 2 tam 2 bölü 3 diyebilirim. Yani 2 tam 1 bölü 3 ile, işte o şu nokta, 2 tam 2 bölü 3, o da bu nokta, varmış. 2 tam 1 bölü 3 B seçeneğinde, 2 tam 2 bölü 3 E seçeneğinde var. Bunlar olabiliyor aradığım sayılar. Şimdi burası 1 bölü 4 parça koysam 3 tam 1 bölü 4. Bir tane daha 1 bölü 4 koysam şuraya ulaşırım. 3 tam 2 bölü 4. Bir tane daha 1 bölü 4 koysam şuraya ulaşırım. 3 tam 3 bölü 4. Ha, 3 tam 1 bölü 4 var mı? Var C seçeneğinde. 3 tam 2 bölü 4'ü 3 tam 1 bölü 2 de yazabilirim. Şunları sadeleştirdim. 3 tam 1 bölü 2 o da var. Demek ki D seçeneğinde verilen 3 tam 2 bölü 3 burada aralarda yok. 11. soru A ile B aralarını asal olmak üzere A bölü B şeklinde yazacağız. A artı B olacağız. Gayet kolay bir soru bu. Ben şimdi bunun 0,10'da 6 devreden ve bunun da 6 bölü 9. Hatta bunu da ben 3'e bölsem 2 bölü 3 olduğunu görüyorum. 2'den ve 3'ten daha da aşağıya indiremiyorum bu bölme sadeleştirme işlemini. 2 ve 3 olabilir bunlar en az. Cevap 5 oluyor. B seçeneği. 12. soru. Biraz daha nitelikli bir soruya geldik şimdi. Bu sözlüğümüz sorular içerisinde. Pay ve paydası 3 basamaklı doğal sayı olan kesirlerden kaç tanesi 120 bölü 140 kesrine denktir? İlk önce 120 bölü 140'ı biz 12 bölü 14 hatta 6 bölü 7 yapabiliriz. Kesrimizin alabileceği en ufak format tabiri caizse sayılar açısından bu. Biz bunu şimdi 3 basamaklı hale getireceğiz payını paydasını. 6'nın kaç katı 3 basamaklı bir sayıdır? Mesela ben şimdi antrenman yapıyorum. 6 kere 16, 96 olmadı. 6 kere 17'ye bakıyorum o zaman. 60, 42 daha 112. Ha, 112 oluyor. 6 kere 17, 7 kere 17. Burası 112 oldu. Burası da 7 kere 10, 70, 49 daha 119. 3 basamaklı olacak şekilde ayarladık payı paydasını. Şimdi bunlar 3 basamaklı olarak 17 katını aldım. 18 katını da alabilirdim. 6 kere 18, 7 kere 18. Bir sonrası 6 kere 19, 7 kere 19. Bu böyle gidecek. Nereye kadar gidecek? 3 basamaklı. En son acaba en büyük kim olur bunlar pay ve payda olarak? 7'den bakmak lazım. 7 daha hızlı büyüyecek 7'nin katları. Acaba 7'nin kaç katı işte 990'larda 1000'i aşmayan 1000'den küçük 3 basamaklı bir sayı olur diye düşünüyoruz. Şimdi 7'nin biz kaç katını alsak? 7'nin 100 katını alsak 700. 700 yapar. 150 katını alsak mesela. Gene antrenman yaparak ben düşünerek bulmaya çalışıyorum. 700, 1050 oldu mesela. 1050 çok oldu. 7 kere 7, 49. 7 tane daha düşsem. 7 kere 142, bir tane daha düştüm. 1000'in altına düşmek için. Bunu çarpsam 7 kere 2, 14'ün 4'ü elde var 1. 7 kere 4, 28. 1 de elde var 29, elde var 2. 7 kere 1, 7. İşte burada bitti. 994. Yani 142'ye kadar gider bu. Yani ne diyorum ben? 17 ile genişlettim. 18 ile genişlettim. 19 ile genişlettim. 17 ile, 18 ile, 19 ile vesaire gittiğimde en son genişletebileceğim sayı 142. Niye 142? 3 basamaklı olacaklardı. İşte bu kadar var. Buradaki 142 tane sayıdan ilk 16 tanesi birden 16'ya kadar 16 tanesi istenmiyor bizden. Bu 142 sayıdan 16'yı çıkarırsam geri kalanlar bizim istediklerimiz oluyor. O da 126 tane olmuş oluyor. Cevap B seçeneği. Biraz sıra dışı bir soru bu. Devam ediyoruz. 13. soruyla A, B, C birer rakam olacaklarmış. Bu sıralamayı yapmamızı istiyorlar. A, B, C nasıl sıralanacak? İlk önce şunu açmamız gerekiyor bizim. Şu devrettiği için A bölü 9'dur o. A bölü 9, 1 bölü 3. İçler dışlar çarpım yaparsam A'yı 3 bulurum. Bu 1. Şimdi burası 1 tam B bölü 9 eşittir 5 bölü 3. B bölü 9 burada kalsın. 1 de karşıdan çıksın. 2 bölü 3. Gene içler dışlar çarpımı yaparsam ben 3B eşittir 18. B'yi de 6 buldum. İşte ikincisi. Şurası C bölü 9. Zaten bu 4 bölü 9'du. 4 bölü 9'du. 9 hareketi C'de 4. C'de 4. O zaman 3, 6 ve 9. Yani en büyük B, sonra C, sonra A. Gayet kolay bir soru. B, C, A şeklinde sıralanacak. Cevap C seçeneği olmalı. 14. sorudayız. Gene değişik bir soru. 66 bölü 37 sayısının virgülden sonraki 77. rakamına bakacağız. 66 bölü 37'ye bakalım. Bir kere var, iki kere yok. 37. Bakalım bu nereye gidiyor? Bunu bir ondalıklı hale getirmemiz gerekiyor. Çıkaralım bakalım. 16'dan 7 çıkar 9.
5'ten 3 çıktı 2, 29. Bir sıfır atarız şimdi biz buradan. 16'dan 7 çıkardım. 9. Burada 5 kalmıştı. 29. 29'da bir sıfır attık. 37'nin kaç katı 290 içerisinde var? Mesela 8 katı olsa, ben düşünüyorum şimdi, 8 katı olsa 37'yi 8 ile çarpsam, 7 kere 8 56, elde var 5. 3 kere 8 24, 29 açtı. Demek ki 7 katı var. 7 ile çarpacağım. 7 kere 7 49, elde var 4. 7 kere de 49 elde var 4. 3 kere de 21, 25. Tamam. Burası ne oldu? 31. Bir sıfır daha attık. 31 oldu. Bir sıfır. 310'da 37 kaç katı var? Bir kere 296'yı görmüştüm. 8 katı var. Devam ediyorum. 8, 7 kere 8 56. Elde var 5. 3 kere 8 24. 29 oldu. Devam ediyoruz. Buradan ne olacak? 14. Yani bir sıfır daha atıyorum şimdi. 37'nin 3 katı 111 yapar. 111. 111'den bu 49'a 140'a 31 var. Yok demek ki 3 kere var. 111 olur. Çıkarıyorum. Burası ne olur? 9 olur. 29 olur. 290. Yani buraya başa döndüm. 290. 290 burada var. Buraya da başa döndüm. Yani 1, 1 kere 37. 7, 8, 3 devam edecek. Yani burası 66 bölü 37'yi 1 tam 783 yazdım. 290'ın 7 kere aradım bunun içinde, 8 kere aradım bunun içinde, 3 kere aradım bunun içinde, gene başa döndü. Yani 783, 783 devam edecek. Burada devreden 783 olacak. Yanlış yapmadıysak, ki yapmadığımızı umuyoruz, düzgün yaptık. 77. rakamı bulacağım. Her 3'te bir aynı şeyi yapacağına göre bunun periyodu, yani bunun döngüsü 3'tür. Her 3 harekette başa dönecek demek oluyor. 77'yi 3'e bölsek biz 2 kalır. 2 kalmak demek birinci, ikinci hareket demek. 8 demek, yani cevap D seçeneği. Modüler aritmetik konusu içerisinde de bu tür sorular var. Burada da çözdük. Geldik 15. soruya. N14 için çözümü yapacağız. Değişik bir soru bu aslında. Nereden değişik? Şurada 2 çarpanı ikisinde de var. 3 çarpanı ikisinde de, n çarpanı burada da var. Yani biz şimdi burada 1 artı 1 bölü 2'ye dokunmuyoruz. 2 çarpı 1 artı 1 bölü 3 oluyor. Çarpı 3'ü çıkardım. 1 artı 1 bölü 4 oluyor. Çarpı 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 n'i çıkardım. 1 artı 1 bölü n artı 1 oluyor. İşte bunu çözeceğiz biz şimdi. Ama burada n var. 2 var. 3 var. Bir de burada yazılmadığı halde 1 var. 1'den, şu 1'den n'e kadar olan sayıların çarpımı gelmiş, ona n faktöriyel denir. Çarpı. Şimdi şunları ben çarpabilirim artık. Yani şu parantezleri yapıp yapıp içlerini çarpayım. Burası 1 ile 1 bölü 2'yi topladım. 3 bölü 2. 1 ile 1 bölü 3'ü topladım. 4 bölü 3. Sonrası 5 bölü. Sonrası 5 bölü 4. Çarpı diye gideceğim. Şurada 1 ile 1 bölü n artı 1'i toplasam n artı 2 bölü n artı 1 olacak. İşte bunu arıyorum ben şimdi. Şöyle gidecek. Kalan n artı 2 çarpı n faktöriyel bölü, şurada da 2 kalıyor. N yerine 14 yazacaktım. 14. 14 2 daha 16 çarpı 14 faktöriyel bölü 2. Bu da sadeleşirse şurası 8 çarpı 14 faktöriyel olmalı. 8 çarpı 14 faktöriyel cevap A seçeneği olur. 16. ve son sorumuza geldik. Bu basit bir soru. Bunu niye buraya almışız diye düşünüyoruz. Şundan aldık. Bir daha hatırlatma olsun diye. Bunun içerisinde ve bunun içerisinde payda eşitlemeden işaretleri açarak şuralara dağıtarak işi hızlandırabiliriz. Gerçekten şurası gider. 4'ten 3 çıktı 1. Yine burayı açarsam 6 eksi 1 bölü 3 duruyor. Şu eksiyi buralara dağıtırsak eksi 5 artı 1 bölü 3. Şu artı 1 bölü 3, eksi 1 bölü 3 gider. 6'dan 5 çıkar 1. 1 bölü 1. 1 yapar. Cevap E seçeneği.